Var mı demek istediğin bir şey? Yok. Yani böyle sığabildik. Yine her zamanki gibi bir... Bunun bir de dönüşü var. Bir de bunun... Dönüşte yine tüketmiş olacağız bazı şey. Coşunu bırakırız orada mesela. Gerçekten de inanılmaz arkadaşlar. Coşun bir duygu düşüncelerini söyle ama sonra var efendim. Olmadı ya, hiç alışkın değilim. Yok hazır söyle değilim. Hazır olmana gerek yok. Hayır kesmeyeceğim direkt hocam. Her dedim başına bunu diyor sonra diyor kanka izliyorum ne kadar güzel oluyor. Haydi. Oğlum çok kötü oluyor ya. Hayır hadi. Mustafa gelemedi hiç üzüldün mü? Hayır çok mutluyum. Niye kardeşim niye mutlusun? Deniz sana sor. Mustafa'nın gelmesi hakkında ne düşünüyorsun? Abi gelir diyordum. Coşkun gelmez satar diyordu ve Coşkun haklı çıktı. Buradan bunu belirtmek istiyorum. Ama sonuçta da yani. Ama evlerinde su basmış. Evet, adam da haklı yani. Haklı yani. O yüzden kızamadık, bir şey de diyemedik. Yıl olmuş 2000 kardeşim ya. Mansur Başkan'a buradan sevgili... Kanka ama hiç yağmadı gibi yağıyor değil mi ya? Bu aralar farkında mısın? Mansur'u savunmak için demiyorum da hani. Genel bir öyle bir şey yaptı. Coşkun sadece kulak çektim lan senin. AK Parti iktidara gelmediği için sel oluyor tabii ki de. Dinsiz imansızlar yüzünden oluyor arkadaşlar. Siz de dinsiz imansız olursanız, sizin de yeteriniz dinsiz imansız olursanız yağmur yağabilir. Valla tuborkot ya da Efes mantı işte en düzgünleri olmalı. Kardeşim sen daha demin dedin ki şişe dedin oğlumsu dedin. Ben dedin şey hiç istemiyorum, kutu istemiyorum. Nereden geliyor bu özgüven? Şişe güzel. Daha pahalı olması hoşuna mı gidiyor? Hayır. Şişe cam olunca daha sağlıklı oluyor. Ne, yani içtiğin şey alkol. Sağlığına mı takıldın? Güzeldir. Tam tuvalet orada. 56 sen de şişsin. Sen de takip ediyorsun. Valla ben fark etmez. Tuvalet gold olur bence. 220. Güzel. Kaç lira tuttu kardeşim aldıklarımız? 2 küsur. 2 bin mi oluyor toplam? Evet. Feridun da burada. Adam zorlanıyor. Abi kırmızı et çok aldık. Biraz da alkol tuttu derken. Evet. Bayağı bir almış olduk. Ben ne yiyeyim abi? Büyük ne kadardı? 4'e bölünce kişibaşı 700 ise 3 kiloya yakın et var. 3,5 kilo hatta. 3,5 kilo et. Ya ben ete giden paraya okey. Biraz fazla aldık. 8 lira. Ekmeği ideal aldık bence bu sefer. Kalmayacak. Evet. Ekmeği ideal aldık. Peki bunları şimdi nereye sığdırmayı düşünüyoruz? Kucağımız var. Onu oraya sığdırırsan arkadaşın nereye binecek kanka? Bir sıkıntımız kanka, var arkadaşlar. Nereye sığdıracağımızı ben bilemiyoruz. Dolap aldık valla. Ben kaldım. Önce şunu bir indirdik mi aldık ya. Bir şey yok. Bir tekli olarak. Icardi çıkarıyor. Abi o da başıma dert oldu ya. O alsana o. Önemli bir şey ama o ya. O bayağı arabayı korur yani. Yani. Ya tabii ki de korur da. İçi dolu mu yoksa? Dolu. Nasıl dolu? Ama tam değil. Başa atacağım şimdi. Ne var ki? Nasıl açılıyor önce onu bir dur. Dur. Hallettim. Kanka bayağı dolu bu. Tamam ya onları alacağım. Etleri soğuk koyalım mı? Bari. Koyalım. Etler diyor. Koyalım diyor. Adana. Evet gösterelim. Kanat, Adana. Burada bir pirzola var. Ve pirzola dışında bir de köftemiz var arkadaşlar. Bir de şöyle bir mangal seti aldık. Çatal, kaşık, bıçak. Şu neydi? Pirzola. Ve köfte abi. Kasap köfte. Ne falan düştü oğlum. Yani be abi. Gerçekten çok aldık. Gerçekten sığmaya çalışıyoruz şu anda. 9, 10, 11, 12, 13, bakalım 15, başarılı 15, 16, 16, olabilecek miyiz arkadaşlar? Göreceğiz hep beraber. 7 tane köfte düşüyor. Dağa gidip çadırı kurması var. Çadırımız da burada duruyor. Çadırı kurduktan sonra tekrar videoya çekeceğim. Kurarken de çekebilirsem çekeceğim. Evet şimdi alışverişten sonra geldik. Saat 3-3.30 suları. Bu çadır. Burada yeri bulmadık. Yatay çek. Burada bu çadırı bulmak için bayağı bir gezdik. Bütün bir araziyi size şöyle göstereyim. Burası komple bu taraf kullanılmıyor gerçi. Şu taraftan geldik biz. Şuraları bütün bir şerit boyunca devam ediyor burası bu şekilde. Buradan böyle geldik. 10 numara 5 yıldız. Bu da Deniz kardeşim. Kardeşim yorumlarını alayım. Abi mutluyuz. Bak ilk kez böyle güzel manzara karşı yatay çek. Güzel manzaraya karşı şey yapacağım. Ama şunu belirtmek istiyorum. Bu çadırın gerçekten Allah belasını kurması zor. Ama kurduktan sonrası çok zevkli. Abi çok zevkli. Şuna bak kocaman ya. Kurduktan sonrası. Ortamda böyle. Arabalar aralarda. Gölün dibine kurduk özellikle. Tabii gece kurbağadan dolayı biraz çekiniyoruz ama. Plakam yerli, sırtım terli Coşkun. Arkadaşlar bu arada bak kendimi de çekeyim. Hatta kamerayı döndürmüyorum. Arka kameradan çekiyorum sizin için. Ortam bura abi. Mükemmel ya ortam. Gerçekten bak çadır burada.
Çadır burada. Göl çok güzel gerçekten. Göl çok güzel. Tamam mı? Ortam burası mükemmel. Tam gölün dibinde yemeğimizi yapıyoruz. Burada yiyeceğiz. El sallasın abi herkes. YouTube'da yayınlayabilirim değil mi? Yayınlayabilirim. Sıkıntı yok. Tamam mı? Şimdi gördüğünüz gibi inanılmaz bir ortam. Coşun kardeşim burayı dedi şey yap. Ben dedim çadırı buraya sığdırırım. Çadır bu şekilde duruyor arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Çadır bu şekilde duruyor. Mis gibi oldu. Feridun, Coşkun. Kim ne içiyor? Enes. Enes. Evet tam söylüyordum. Kola var. Kola da diyelim ben ya. Tamam bardak. İki tane sizin bardaklar geldi. Kanka bir tık da güneş olsa daha iyi olmaz mıydı sence? Bence hiç olmadı. Şu an mükemmel. Şu an mükemmel değil mi? Şu iç ortamı da göstermek altın lazım abi. Ha burada da bizim yataklarımız. Burada da Feridunların yatağı. Şöyle oturduğun zaman. Abi hayat bu ya Feridun ya. Bak sana bir şey diyeyim mi? Bak buradan böyle izleyeceksin. Yemeğini yiyeceksin abi. Olay bu. Sponsorluk alıyor muyuz abi? Coca-Cola'dan da sponsorluk almış olalım abi. Aha. İki tane dost geldi. Ve Coşun bütün ya, etlerimizi yiyor. Mangalın oraya. Yok daha o kadar kolay edemez ben. El salla. El salla. Ben ondan korktum, o benden korktu arkadaşlar. Evet. Bir tane de burada var gitmediyse. Merhaba dostum. Var mı söylemek istediğin bir şey? Bize demek istediğin bir şey? Allah razı olsun diyor. Allah razı olsun diyor herhalde. Dur, yeşil de çek. Hop. Of, havada kaptı vallahi. Havada kapabilecek miyim? Hı hı. Çok iyi. Nasıl yiyorlar oğlum ya? Helal lan. Gel başını da okşayım. Gel başını okşayım. Oğlum yemek yiyeceksin. Tamam tamam ye ye. Bu da diğer arkadaş. Bu da gözleri güzel. Ben atmayacağım, ben kendim yiyeceğim vallahi. Ben kendim yemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Coşun'u at diyor. Böyle oturuyor. Oturuyoruz şu anda. Hayır. Gerçekten. Hayır. Çok güzel. Uzaklaş. Hayır. Heh. Hayır. Onu odaklandı. Ben yiyeceğim. Onu ben yiyeceğim. Sen değil. Ben yiyeceğim. Ne oğlum şuraya at. Görek izlediğini, yediğini görek ya. Daha sonrakiler ben kolar. Coşkun. Efendim. Piç etmişsin tavuğu. Fazla mı geldi ateş? Kankam ateş fazla geldi, çeviriyor sürekli. Hava yalnız bir güzelleşti, böyle bir hafif güneş açtı falan. Çok güzel ya. Hava çok güzel. Bir ben seni bir üşümüş gördüm ama. Üşüdüm abi. Soğuk. Tamam çevirdim kanka şu çökte an. Bir yere kadar. Şey abi şu bile süper bir ortam. Deneyini de çekseydik ya. Ha keşke. Tutuşma anı çekse hiç aklımıza gelmedi. Denizin mallukları diye paylaşırdık. Evet. Tutuşsaydım bir denem izlenirdi var ya. Kandil yağının hepsini... Ya hepsini dökmemişim şimdi. Kandil ya şurada duruyor yani lütfen. Hepsini dökmemişim yani. Burada en çok pişmiş sana vermiştim. Şu en çok pişmiş. Bayağı. Yanmış olmasın ama lütfen. Şu senin. Yanmış olmasın. Ya hiç yanmamış. Kanka zaten bak bence ne yapalım biliyor musunuz? Bunların hepsini tencereye koyalım. Sıcak sıcak dururken biz hemen köfteleri de halledelim bak kardeşim. Tencere varsa olur. Yeme keyfimiz varsın yarım kalıyor. Hemen. Alın açın. Tamam öyle yapalım. Öyle yapıyoruz. Ben de sövsem hiçbir şey olmaz sövebiliyorsun. Hmm. Ne oldu abi? Niye sövmek istiyorsun? Sula, tavukların ya, yarısı su mu çıktı? Yarısı su. Evet, bambit almayın arkadaşlar. Tavukların hepsi suydu. Evet, yani tamam doğru bu olan bir şey söylüyorsun yani şu an. Hiçbir şey olmaz. Kömürleri söndürdü ya. İkinciye mangal yaktık. Bambit çok suluymuşsun. Bundan sonra bu kadar sulu olma. Şu anda neredeyiz? Neredeyiz? Kampta yürüyoruz gece. Daha demin bağırdık av av diye. Çok iyi beyler, yankı yapıyor şimdi. Kabul edelim. Evet, güzel yankı yapıyordu. Keşke onu da çekseydik. O taraf kardeşim. Güzel ya. Sesi de alırdı çünkü. Ben yandım ama bakayım. Yine yandım ben. Yanmaktan kalsın. Halledi. Evet arkadaşlar, yürüyoruz çadırımıza doğru. Bayağı bir karanlık. Önümüzü göremiyoruz. Korku filmi gibi oldu yani gerçekten. Söylemek istediğim bir şey var mı? Abi mesela şu saatte evet, bence şarkı açmam lazım. Bence bu saatte insanlar artık uyuması lazım yavaştan. Kamp yeri bura. Ya bir tık yüksek açmış. O yüzden.
Hayır ya, sadece kendi yapacak araçsa. Ağzından doğan çıkıyor lan. O kadar soğuk değil. Soğuk, ya. Soğuk, o kadar soğuk abi. Şaka yapıyorsun. Ya evet, şu an 15 derece falan. Günaydın kardeşim. Günaydın Denizciğim. Saat 9.45. Oh. Elimizi çekelim yüzümüzden. İyi uyudun mu? Harika uyudum ya, bebek gibi. Çok soğuk oldu bir ara. Evet ya, bir ara çok soğuk oldu yani. Bir ara beklenmeyecek şekilde soğuk oldu. Daha 10 derece 12 derece falan değildi. 5'e falan düştü, evet, ben sana düştü. Söyleyeyim. Çok soğuktu gece. 12 o sorunun merkezidir. Bura değil de o düştü yani. Ama yumuş yumuş şu an yani, bildiğin. Şimdi bir kahvaltı saati, kahvaltı bir şey yapacağız da. Çiçek ekmekli yumuş. Şu tencereyi ne yapsak? Onun yumurta yapacağım demedin mi? Evet. İçindeki yağ ne yapayım? İşte yumurta yap. Ya hayır, saçmalama. La oğlum niye? Bir günlük yağ bir şey olmaz. Bir günlük yağ ya. Dün akşam kızarttık. Sen annen haşlayalım bak ya. Annen evde kullandığı yağ bile bir günden fazladır, ben sana söyleyeyim. Nerede kullandık biz o yağı? Yağ kullanmadık, köftenin yağı. Köfte değil de tavuğun yağı. Abi köftenin yağıyla şey mi yapacaksın? Yapılmaz mı? Yapılır mı? Yapılır. Yapılır. Ya bilmiyorum, denenir yani. Daha hiç yapmadım daha. Ben de yapmam. Sen normal hayatında zaten yumurta yaptın mı ki? Yapıyorum arada. Köftenin yağıyla. Anam yapıyorum. Yıkayıp da gelebiliriz. Abi bence yağı piç ederiz. Bence o yağı kullanmalıyız. Oğlum direkt haşlayalım yumurtayı ya. Siz bilirsiniz. Bir kere bu tencerede nasıl haşlamayı planlıyorsun? Niye haşlamıyorsun? Ha. Şey ya, su koyarsın. Oğlum tüpümüz var. Su koyacağız. Atacağız içine, haşlayacağız. Hayır, yağlı da diyor. Yıkayacağız diyor. Dert ya. Kalk sen o tencerede yumurtayı kırıp, neydi lan, sağında yumurta yapmayı düşünüyorsun. Yok, karıştırırız falan filan bir şeyler. Haşlamayı mı yapamayacağız? Bence sağında da yapılabilir. Onu öncelikle belirtmek istiyorum. Bence hayır abi. Yani ben askerlik görmüş adamım. Ben bunlar gibi korkak değilim. Ama bir yandan şey, haşlama da mantıklı. Haşlama daha hızlı da olabilir bu arada. Uğraştırmaya da bilir. Çalkala hadi adamım. Burası güzel. Ama haydi artık ya. Buraya gelin arkadaşlar. Kendiniz de görün. Güzel bir yer. Abi bir daha cumadan gelelim ama. Evet. Aslında 2 gün kalınabilir. Ama cumadan da erken gelemiyoruz ki dostum. Böyle yine zevkli olmayacak. Ben gece kurduğumuz zaman bu çadırı günümüz güzel geçmiyor. Cumartesi sabah kahvaltı bile yaparız burada sabah. Tamam ama işte cuma mesela bir tık erken. En azından güneş batmadan kurabilmek lazım şu çadırı. O imkansız işte. İşte mesela okuldan atıyorum veya dersten, hastaneden çıkacaksın. Tamam mı? Direkt bak, gel. Abiler gibi yaparız. Bir tane lamba atarız. Aydınlatırız ya etrafı. Ne abisi lan? Küçüktür onlar senden. Ne abisi? Ya neyse artık. Herkes abi deyip durma. Eşek kadar adam oldun. Tamam, öyle yaparız. Doğru diyorsun. Bir de gündüz son kere şöyle çekeyim. Hadi tamam, son duygu. İnsanlara tavsiye ediyor musunuz burayı? Ben kesinlikle ediyorum. Siz ediyor musunuz arkadaşlar, insanlara tavsiye ediyor musunuz? Kesinlikle ediyorum. Güzel bir yer değil mi? Hem de bu nokta çok güzel yani. Abi harika ya. Bunun her noktası böyle değil ama mesela şu içerilere kurarsam bu kadar güzel görünmeyebilir. Yani bu kadar, 10 üzerinden 10 değil, 9.5 gözükür. Ama risk alacaksın, kurbağa murbağa demeyeceksin. Buraya koyacaksın. Ki gece bence buralara kalıp kurbağalar hep geldi yani. Görmedim ama bence geldi. Sesleri öyle diyordu yani. Buraya kurdun mu sabah bu manzara uyanıyorsun. 10 numara 5 yıldız. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Takip etmeye de... Sağlıcakla kalın. Sağlıcakla kalın. Neydi? Ensenizi de karartmayın. Tamam. Şu anda ne yapıyoruz? Yalıyoruz şu anda arkadaşlar. Gözler Buğra kardeşim ve Mustafa kardeşim. Evet, buradan Buğra'ya ve Mustafa'ya selamlar olsun. Buğra işi sebebiyle gelemedi. Mustafa da evi sebebiyle gelemedi. Evini su bastığı için. Biz şu an onlarsız yalıyoruz. Son söylemek istediğim bir şeyler var mı kardeşim? Bu artık bu yalama işi. Bir ritüel. Evet. Bir gelenek. Bir gelenek oldu bu. Her kamp şeyinde yalayacağız arkadaşlar. Bundan sonra böyle. Kendinize iyi bakın.
sağlıcakla, sevgiyle kalın. Ha evet.